Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sadisu ve seb'une ba'del mi'e min kitabı Gülistan. Şeyh Sadi Şirazi'nin Gülistan kitabının 176. dersini okuyoruz. Hikmet. Düşmene düşmene, ikisi de okuyabiliriz. Düşmene daif, zayıf düşman ki, düşmene daif ki, o zayıf düşman ki, der taat ayet, taate gelmiş. Yani sana muti olmuş, senin dediğini yapıyor. Sana yaklaşıyor. Maksude vey, o düşmanın o itaatiyle, o yaklaşmasını, o itaatinde, o yaklaşmasında onun maksudu, amacı cüz'an nis, bundan başka değildir. Nedir? Ki düşmanı kavi geldir. Ta ki kuvvetli bir düşman olsun diye sana itaat ediyor. Bakıyor ki gücü sana yetmiyor, sana itaat ediyor. Barışır gibi yapar, ta ki kendini neysin toparlasın, daha güçlü bir düşman olsun. Hikmet, düşmene daif ki der taat ayet, maksude ve cüz'an nist, ve dostinum ayet. Ayet ve dostinum ayet. Evet. Benimki o yok. Düşmene daif ki der taat ayet, taata gelmiş, ve dosti numayet, dostluğu gösteriyor, izhar ediyor. Bu düşmanın maksudu ve bunun maksudu cüz'an nist, bundan başka değildir. Ki düşmene kavi gerdet, ta ki ne olsun? Güçlü bir düşman olsun diye onu yapıyor. Maksudu budur, başka yoktur. Düşmene daif ki der taat ayet, ne var? Ve dosti numayet maksude ve cüz'an nist ki düşmene kavi geldi. Ve gufte en, demişler ki ber dosti dostan, ber dosti dostan i'timad nist. Ve gufte en ki ber dosti dostan i'timad nist. Ta be temelluk-i düşmenan çıresed. Ve gufte'en demişler ki ber dosti-i dosttan, dostların dostluğuna i'timad nist. Ne yoktur? İ'timad yok. Dostların dostluğuna ihtimal yok. Ta be temelluk-i düşmenen, ta ki düşmanların temellukuna, yağ yapmalarına çıresse ne ulaşır? Acaba düşmanların temellukuna ne erişir? Yani itibar. Yani kendi dostların dostluğuna itibar yok. Düşmanların temellukuna, yağ yapmalarına, zahiri boyun eğmelerine ne itibar var? Ve gufte'en ki ber dosti-i dosttan itimad nist. Ta be temelluk-i düşmenan çıresi. Yani düşmanların temellukuna ne ulaşır? Yani hiç ulaşılmaz. Dostların dostluğuna güvenilmeyince düşmanların temellukuna ne ulaşır? Yani ne itibar edilir? Hiç itibar edilmez. Ve gufte'en ki ber dosti-i dosttan itimad nist. Ta be temelluk-i düşmenan çıresel. Oldu mu olmadı?
hikmet. Her ki düşman yok mudur? Kötü ağ var. İmruz bir kuş gibi mi? Ne var orada? Hikmet yok mu? Yok. Kıta imruz mu var? Yok. Ya okuyalım, ya şimdi sona gelir veya eksiktir. Her ki, her kimse ki düşman, düşmanını küçük ra. Yani küçük, hakir, hakir şumaret ad ederse. Yani kim ki düşmanını küçük, hakir ad ederek ondan kendini korunmazsa, bedan manet, o buna benziyor. Ki ateşi endekra, az ateşi, bu azdır diye muhmel guzaret, onu muhmel etmek, terk etmek benziyor. Bu ateş azdır, bir şey olmaz, terk etmek ne kadar zararlıysa, ne kadar büyük yangınlara yol açıyorsa, düşman küçüktür diye ihmal etmek de o şekil zararlıdır. Her ki düşman düşmanını küçük, yani küçük ra hakir şumaret. Yok öyle değil. Her ki düşmanı küçük ra, her kim ki zayıf düşmanını hakir şımaret veya şımaret hakir ad ederse, o bedan manet, o buna benziyor ki ateşe endek az ateşi, ateşe endekra muhmel guzaret, az ateşi terk etmeye benzer. Nasıl büyük sıkıntılara yol açıyor ise o küçük ateş, hakir gördüğün düşman da büyük sıkıntılara yol açabilir. Her ki düşmanı küçük kura hakir şumaret ikisi de olur. Bedan maned ki ateşi endikra muhmel guzaret terk ederse. Çünkü bu yoktur değil mi? Kıt'a. İmruz bükuş şu mituan kuş. Kata ki ateş şu bülen şu cihan su. İmruz bugün. Bükuş ne yap? Öldür. Şu ne zaman ki mituan mümkün ise kuş öldürmek. Yani bugün öldürme... Kim mi? Şu kimi? Evet. Aynı manaya gelir. İmroz bugün. Bu kuş öldür. Şu mituan. Çünkü mümkündür. Veyahut da ki mituan. Ko mümkündür. Ne mümkündür? Kuştur. Öldürmek mümkün. Yani bugün ateş az iken öldürmesi, yani söndürmesi mümkündür, söndür. Onu demek istiyor. İmroz bugün bu kuş öldür, yani ateşi söndür. Ki çünkü ve çu mütuan, çünkü mümkündür kuş. Bugün öldürmek mümkündür, öldür. Ki ateş, şimdi ki ateş mi? Ki ateş. Çünkü ateş. Şu bülendi şu. Ne zaman ki yükselirse, çoğalırsa, büyüyüpse cihan su. Cihani neydi? Yakar. Ateş küçükken öldürebilirsin, öldür. Büyüyünce dünyayı yakar. İmroz bükuş şu mituan kuş. Ki ateş şu bülendi şu cihan su. Oldum. Meguzar ki zehkuned guman ra. Düşman betiri mituan duht.
Me guldar, bırakma. Ne etme? Bırakma. Ki zeh, kunezze, hani yayı kurmaktır. Yayın ipini germektir. Böyle ok atma, atmaya hazır vaziyete getirmektir. Me guldar, bırakma. Ki zeh yayını, yok. Ki zeh kursun. Ki zeh kunet, yani korumayı yapsın. Neyle? Kemanla. Yayla. Kemanını. Yani yayını bırakma, yayını neysin kursun. Zeh kurmak demektir. Düşman betiri mi tuan doht. Düşman düşmanı betir ok ile mütuan mümkündür doht dikmek. Çuğ betir. He? Çuğ betir. Betirden önce çuğ. Düşman yerine çuğ değil mi? Düşman ne? Düşman çuğ betir mütuan doht. Düşman ki tir ile helak eylemek mümkündür. Hasili mana budur ki düşman ateş gibidir ki fırsat ve muhlet buna alemi harap buyurur. Çuba değil misin ki? Burada da aşağıda da var. Doğru. Me güzar. Bırakma ki zeh kunet kemanra. Bırakma kemanını zeh yapsın yani kursun. Düşman düşman. Çu betir mituan duh. Ne zaman ki ok ile dikmek yani öldürmek mümkün ise bırakma yani kursun. Yayını kurursa zarar verecek hale gelirse öne geçilmez. Anlaşıldı değil mi? Bu da diyor ondaki düşman yayını kirişe çevire yani yayını koru. Cenge mütehiyyü ola. Bakın me güzel ki zekunet gumanra düşman. Düşman makabiline bağlı. Yani bırakma düşman yayını neysin? Kursun. Çu ne zaman ki betir ok ile mituan mümkün olursa duht dikmek. Yani bir okla dikmek mümkün olduğu zaman ok yayını kurmaya fırsat verme. Onu ne et? Öldür. Etkisiz hale getirir. Oldun. Hikmet. Doste ya dosti isin ki hareket var mı? Doste il padişahanra. Bu yok. Bu hikmet orada yok mu? Ben getirmiş. Neyse. Kandırmayandı düşmenin içine. Bu hikmet yok sizde. Onda? Yok. İsimden de mi yok? O zaman dinleyin. Hikmet dosteyi padişahan yetimad ne şayet kerder. Dosteyi padişahan padişahların dostluğuna ne şayet yetimad ne şayet kerder. Yetimad etmek layık değil. Yani padişah benim dostumdur. Onun dostluğuna güvenmek, yetimad etmek bu layık değil. Dosteyi padişahan İhtimad ne şayet kerden. Anladınız değil mi? Düşmanların dostluğuna ihtimad yapmak layık değildir. Oldu. Ve ber avaze hoşe kodekan. Kodekan çocuklar demek. Çocukların güzel sesi, latif sesleri üzerine gırre aldanmak ne bayet münasip değildir buden olmak. Ve ber avazı hoşe gotekan gırre buden yani aldanmak ne bayet layık değildir. Çocukların sesine güvenilmez. Şu an güzel ses çıkartıyorlar, gülüyorlar, oynuyorlar. Biraz sonra ağlayan
bilirler. Yani padişahın dostluğu da öyle. Bak niye düşmanların dostluğuna, çocukların güzel sesine aldanma? Niye? Ki an padişah. Ben hıyali, böyle bir düşünce gelmeyle, farklı bir düşünceye kapılmayla mübedel şevet hemen değişir. O halim selimliği gider, farklı biri ortana, karşına çıkabilir. Ve in çocuğu da bekhabi bir uykuyla mütegayir yerde. Ne olur? Mütegayir olur. Mütegayir budur. Yani çocuk bir rüya görmeyle, hani balık olunca ihtilam oluyorlar ya, ihtilam olunca o çocukluk, o güzellik, o sadelik hemen bitiyor. Anlaşıldı değil mi? Tekrar ediyorum. Hikmet dosti yahut da dosti padişahan ihtimad ne şayet kerde. Padişahların dostluğuna ihtimad etmek layık değil. Ve ber avaze hoşi gudekan çocukların güzel sesine gırre adanmak ne bayet. Layık değil bu de. Çocukların sesi güzel. Balık olunca hemen sesleri ne oluyor? Değişiyor. Niye buna, bu ikisine ihtimad edilmez ki an be hayali mübedel şevet? Çünkü padişah bir hıyal ile değişir. Ve in çocuk ise bekhabi bir rüyayla mütegayir gelir, mugayir olur. Yani çocuğun sesi bir rüyayla değişir. Padişah da bir hıyalla değişebilir. O zaman ne çocukların güzel, latif seslerine, ne padişahın dostluğuna güvenilmemek lazım. Beyt. Ma'şuk-i hazar dostra dil nedehi. Bin dostun ma'şukuna gönlünü kaptırma. Yani bir kişi çokların ma'şuku ise, dostları çok ise, sen gönlünü ona kaptırma. Örnek. Bir kız birkaç kişiyle oturup kalkıyorsa, konuşuyorsa onu mahşuk kabul etme. Günlüğünü ona kaptır. Mahşuk-i hezar dost ra bin dostun mahşukuna dinle dehi günül kaptırma. Vermi dehi eğer günül ona verirsen andıl o gönül ve cüdai yi ayrılmaya bir nehi koymuş olur seni. Bugün gününü kaptırıyorsun, yarın ondan ayrılıyor. Sen ona koymuşsun, gününü ona bırakmışsın. Yani ne demek? Eğer gününü ona kaptırırsan, hazır ol ki yarın ayrılacaksın. Ve mi dehi, eğer sen gününü ona verirsen, andır o gönlünü ve cüdayı firak üzere ayrılmak üzere bir nehi koymuş olursun. Anlaşıldı değil mi? Eğer gönül verir isen o gönlünü ayrılığa koyasın. Yani onun uysarını umut tutma, tutmayasın. Yani böyle bin kişinin maşkuna gönlünü kaptırma, kaptırırsan öyle değil mi? O gönlünü ayrılmaya koy. Yani ayrılmaya hazır ol. Bugün ona gönlünü kaptırmışsın, yarın bundan ayrılırsın. Bu şekilde buna hazır ol. Niye? Bin dostu var. Bugün sensin, yarın başkasıdır. Maşuk-i hezar dostra dilne dehi وَرْمِ دَهِ عَنْدِلْ بَجُدَائِيِّ بِنَهِ Pent. Sanki o yoktu değil mi buraya kadar? Allah. سُخَنْ دَرْ مَيَانِ دُ düşmen çunan goy. Bak. سُخَنْ konuşmayı. دَرْ مَيَانِ دُ düşmen. İki düşmen arasına çunan goy. Konuşmanı şöyle koy. Yani iki düşman arasındaki konuşmayı şöyle yap.
Ki eğer dost şevet, eğer onlar dost olsalar, şermzede nebaşi ko, şermzede olmasın, mahcup olmasın. Yani iki kişi arasına, arası bozuk olan iki kişi arasına öyle konuş ki, yani bunlar dost olunca, sen onları görünce mahcup olmayasın. Onu ona, onu ona ispiyonculuk yaparsın. Yani onlar dost olsalar, sen o söylediklerini anlıyorlar, akıllarına gelir, senin de aklına gelir, mahcup olursun. Bak, suhen der meyani du düşmen, iki düşman arasında konuşmayı çunan koy, öyle söyle ki, ki eğer dost şevet, eğer onlar dost olsalar, şermzede nebaşi ku, sen şermzede olmayasın. Nebaş demiş, orada ya olması lazım. Yok musun ki nebaşi? Var değil mi? Olması lazım. Bak burada da bir şey de var, kenarda yok. Mesnevi. Meyane dükes cengçün ateş est. Suhen çin bedbeht hizem keşes. Meyane dükes iki kişinin arasında ceng, savaş çün ateşes. Ateş gibidir. İki kişi arasındaki savaş aynı ne gibidir? Ateş. Yangın. Suhen çin bedbeht. Suhen çin şimdi suhen çin konuşmayı devşiren kişi, yani lafın peşine düşüp araştıran, dedikodu yapan kişidir. Burada mana gammaz, yani kötü niyetli, art niyetli, hileci demektir. Suhen çin, o suhen çin kişi, o gammaz kişi ki, o laf götürüp getiren, laf defşirici kişi ki, bedbeht ko nedir? Bakti kötüdür. O ne yapıyor? O hizem keşest. O iki kişi arasındaki ateşe odun çekiyor. Yani iki kişi, iki düşman arasındaki cenk, savaş ateştir. Laf götürüp getiren, isponculuk yapan da o ateşe odun taşıyor. Meyane dükes cengçün ateşes suhen çin bedbeht hizem keşes suhen çin bedbeht hizem keşes. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Kuned inu an hoş diğer baredir. Bak kuned yapar. Suhen çini nemam diyorsun. Suhen çini nemam. Murad odur. Yani laf devşirici. Nemam da insanlar arasında dedikodu yapar. Laf taşıyan dedikodu yapan. Odur. Suhen çin yani laf deşiren, laf götürüp getiren. Yani nemam olan kişi. Nemam olan kişi bedbaht. Yani o kötü bahtli dedikoducu isponcu kişi ki kişi, o da o ateşe odun taşıyor, taşıyandır. Kuned inu an, yani bu ile o, o iki düşman var ya, bu ile o yaparlar, hoş, güzel yaparlar. Diğer pare, ikinci bir seferdir, gönülleri yaparlar. Bugün düşmandırlar, yarın ikisi gönüllerini iyi yapabilirler, yani araları düzelir. Ama vey o isponcılık yapan, o odun taşıyan kişi endermeyan ortalarda, ortada kör baht ve hacer. Yani kör baht olur, kötü bahtli olur, hacil utanma, utanmış, mahcup olmuş olarak olur. Oldu mu olmadı? Bakın tekrar ediyorum.
meyane dükes ceng çu ateş est. Doğru. İki kişi arasında savaş ateş gibidir. Suhençini bedbeht hizem keş est. Suhençin yani nemam dedikoducu, ispioncim ki bedbehtir, o odun taşır. Kuned inu an hoş diğer parendir. Bu ile o, araları bozuk olan ikinci bir sefer kalplerini, gönüllerini iyi yaparlar. Vey o isponculuk yapan endermeyen ortada körbeht ve hacer. Yani körbehtli ve mahcup olarak kalırlar. Meyane duten ateş efruhten. Meyane duten iki kişi, iki ceset arasında ateş efruhten. Efruhiten. Hekesre değil mi? Meyane duten ateş efruhten. İki kişi arasında ateşi ufurmek, canlandırmak, tutuşturmak ne aklest. Akıl işi değil. İki kişinin arasındaki ateşi tutuşturmak akıl işi değil. Hud der meyan suhiten. Kendini ortada kendine eder, yakar. Ne aklest. Akıl işi değildir. Hud kendini dermeyen ortada suhiten yakar. Yani ne demek? Meyan edüten ateş efruhten. İki kişi arasında ateşi şölelendirmek, yakmak, tutuşturmak ne akles? Akıl işi değil. Hud dermeyen suhiten. Kendini ortalarda ne eder? Kendini ortada yakar. Yarın ona yine dost olurlar, sen kütlü olarak ortada kalırsın. Kıtaya mı geldik? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil umiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati Arabi.